Herkese merhaba, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Tanımayanlar için ben Caner. Avtia Akın Üniversitesi'nde Bilgisayar Mühendisliği bölümünü okuyorum. Bu arada şu anda havalar gerçekten soğudu. Yani burada da gördüğünüz gibi e, hava durumları bu şekilde. 8 ile 10 derece arasında gidip geliyor. E, bazen çok fazla rüzgar oluyor. Hatta gözümün önünde bir ağaç düştü. Hemen böyle yurdumun yakınlarında bir yerde. E, yani yurduma 2 dakika mesafede diyebilirim. E, ve bu Ağaç çok hızlı bir şekilde düştü. O yüzden eğer Viking buraya gelirseniz ya da buradaysanız mutlaka dikkat edin. Özellikle rüzgarlı havalarda ağaç düşme olayları çok sık karşılaşılan durumlardan birisiymiş aslında. Almanya'ya geldikten sonra attığım iki videodan sonra bana en çok gelen sorulardan birisi de şuydu: e, Caner ortalama gider ne kadar? Mesela oraya ilk geldiğimizde neler almamız gerekiyor? E, ne kadar para gidebilir ortalama olarak? E, ben bu videoda buna değineceğim. Tabii ki herkesin ihtiyaçları vesaire değişebilir. E, mesela bazılarına bazı şeyler zaruri gelirken bazılarına gelmeyebilir. E, bu yüzden ortalama bir şekilde size az çok rakam vermeye çalışarak e, bu videoyu sonlandırmış olacağım. Öncelikle ben daha yeni taşınmış olduğum için ortalama giderim ne kadar olduğunu söyleyemeyeceğim. Çünkü bunun sebebi şu aslında ilk geldiğimde giderim çok daha fazla oldu. Çok fazla eşya almam gerekti. Çok fazla ihtiyaç için bir şeyler almam gerekti. Mesela sadece oda da yok. Hani bunun yanı sıra mutfak ihtiyaçları, banyo ihtiyaçları vesaire de oluyor. Onun dışında... Diğer Survivorlar da videonun ilerleyen dakikalarında söyleyeceğim. Ortalama gideri, bir sonraki videolarıma saklayacağım. Yani burada biraz daha yaşadıktan sonra söyleyebileceğim. Şimdi vakit kaybetmeden videoya geçelim. İlk önce ilk geldiğimde nasıl bir görüntü beni karşıladı bunu göstermek istiyorum. Odamda masa vardı, sandalye vardı, basit bir tane. Onun dışında dolap vardı, musluk vesaire vardı. Bir de ek olarak kitaplık, daha doğrusu raf dolabı diyebileceğimiz bir dolap daha vardı. Onun dışında hiçbir şey yoktu. Diğer geri kalan her şeyi ben kendim almak zorunda kaldım. Şimdi de cep telefonumdan çektiğim bir videoyu göstermek istiyorum. Bu videoda da odamın şu anki halini göreceksiniz. Videoyu geniş açıyla çektim. Evet burada da gördüğünüz gibi yatak aldım. Onun dışında bayağı ihtiyacımı karşılayacak şeyler aldım. Buradaki komşumdan ikinciye tane kahve makinesi aldım. Kahve makinesini de görüyorsunuz. Bu şekilde kahvemi yaptım. Hatta şu an elimde ee, bir yandan <laughs> içiyorum da. Ondan sonra burada da gördüğünüz gibi temel olan ihtiyaçlarımı da almış oldum. Şimdi gelelim e, bunların ne kadar tuttuğuna. Ortalama e, fiyat vereceğim size bu videonun sonunda hepsini topladıktan sonra. İlk öncelikle yataktan bahsetmek istiyorum. Yatağı alırken en ucuz yatağı bulmaya çalıştım. İkinci el almak istemedim yatağı. Bunun sebebi şuydu aslında çünkü ezilme vesaire varsa çökebilir diye korktum. Bu yüzden sıfır alıp ama en ucuzlarından birisini bulmaya çalıştım. Burada genel olarak yatak piyasası 300 ile 500 arası değişebiliyor. Hatta 200'e de indirebiliriz yani orta segmentte yataklar. Ucuz segmentte yataklar da 100 ile 200 80 arasında değişebiliyor. Ben yatağımı 110 euroya almıştım. Büyük bir indirimdeydi. Normal fiyatı 180 euroydu. Bu arada benim yatağımın içerisinde Latin Ghost yani yatak iskelesi de dahildi. Döşeğin altına gelecek tahtalardan bahsediyorum. Normalde farklı bir yerden yatak aldığınızda mesela o 300-500 verdiğinizde onu da ayrıyetten almanız gerekiyor çoğu zaman burada. Ama benimki içindeydi. Bu yüzden çok uygun aldığımı düşünüyorum. Ancak ben döşeye gerçekten çok önem verdim. Çünkü döşek yattığımız yer ve çok rahat olması benim için çok önemliydi. Uykumun kalitelisi olması açısından. Bunu da şansıma buraya gelirken, buraya taşınırken bu yurdun grubundan bir tane ilan buldum. İlanda da bir tane Asyalı bir kız döşeğini satıyordu. Döşeğine baktım çok kalındı. Fiyat araştırması yaptım vesaire derken iki adam almış döşe ve yaklaşık fiyatı 180 euro falan yanlış hatırlamıyorsam. Sadece döşekten bahsediyorum. Ee, ancak kızın sattığı rakam e, 50 euroydu. Biraz da pazarlık yaptım. İşte buradan geliyorum yeni okuyacağım vesaire deyip 40'a aldım. Ee, bu yüzden de kendimi çok şanslı hissediyorum. Çünkü genel olarak buradaki insanların aldıkları döşeğin kalitesi e, çok düşük oluyor. Ve bu yüzden uyku açısından çok sıkıntı yaşıyorlar. Ee, yani daha az para vereyim diye düşünerek. Ancak bence... Döşek e, gerçekten çok önemli. Evet e, lambayla devam edelim. Lambayı ben e, Amazon'da bir indirim vardı. 11 ile 12 e, Ekim için sanırım yanlış hatırlamıyorsam. O zaman almıştım, sipariş vermiştim. E, yaklaşık 30 euroydu lambanın bedeli. Ancak e, ben indirimle 15 ya da 13 euroya falan aldığımı hatırlıyorum. O yüzden o konuda da biraz daha şansa gitmiştim. İndirimleri gerçekten kaçırmayın burada. Çünkü e, hani Türkiye'deki gibi değil. E, burada öyle bir şey yok. İndirim varsa gerçekten indirim oluyor. E, onu da söyleyeyim size. Bilgisayar koltuğuyla devam etmek istiyorum. Bilgisayar koltuğunu da ikinci el almanızı kesinlikle önermiyorum size. Çünkü eğer ikinci el alırsanız. Mesela ben ikinci el almayı denedim. E, yaklaşık 30-40 euroya bulmuştum ikinci el olarak. İlanda bulup e, konuştuktan sonra buluştuk o kişiyle. Ancak baktığımda yani koltuk resmen pertti. Öyle söyleyeyim size. Buradaki bilgisayar koltukları gerçekten çok pahalı Türkiye'ye göre. Ancak Türkiye'deki de şu an güncel fiyatları takip edemiyorum. Daha doğrusu takip etmiyorum. O yüzden bir fikrim yok. Belki de aynıdır. Belki de burası daha ucuz da olabilir. Yine de hani genel anlamda pahalı diyebiliriz. Ben bu koltuğa... Ee, nereden baksanız 80 euro para verdim ee, indirimli haliyle bir de normal fiyatı yaklaşık 120-125 euroydu diyebilirim. Askılıkla devam edelim. elimde gördüğünüz askılığı 7 euroya satın aldım. Burada şöyle bir şey var gerçekten bunu siz de geldikten sonra hissedeceksiniz çok böyle basit şeyler e, biraz pahalı olabiliyor ancak Türklere göre hani burada çalışana göre değil mesela burada da çalışan e, bir saat çalışsa iki tane e, metal kaliteli e, çelik yapımı bir askılık alabiliyor. Ancak Türklere göre düşününce ya iki tane askılık alsam hani 12 euro, 12 euro e, 30'la çarp e, 360 TL, 360 TL iki askılığı mı verilir diye düşünülebiliyor mantıkken. Ancak dediğim gibi burada mesela Türkiye'de ucuz gelecek şeyler burada pahalı olabiliyor. Bu yüzden size daha farklı şey önereyim. Mutlaka e, merkezlerde züccarciyeciler oluyor. Onun dışında e, farklı farklı eşya satan yerler oluyor. E, bu dükkanlar daha böyle butik olduğu için çok daha ucuza satabiliyor ürünlerini. Çünkü Çin'den getiriyorlar genelde. Çin malı olduğu için de çok daha ucuz oluyor Alman malına göre. Alman malı alırsanız ya da işte Avrupa'daki ülkelerin e, ürünlerini alırsanız çok daha fazla para ödeyebiliyorsunuz, bunu da söylemiş olayım. Çöp kovasıyla devam ederim. Ben bu çöp kovasını Hollanda'dan buldum. Hollanda biliyorsunuz benim bulunduğum konuma şu an çok yakın. Hollanda'ya gitmiştim. Orada bir tane market vardı. Bu market çoğu zaman Almanya'daki fiyatlara göre daha ucuz bir fiyat sunuyor insanlara. Hollanda normalde çok daha pahalı bir ülke olmasına rağmen Almanya'ya kıyasa böyle bir durum söz konusu. Ben de oradan yaklaşık 2,5 euroya aldım bu çöp kovasını. Daha sonra şu halıdan bahsetmek istiyorum. Halıyı biliyorsunuz, hediye geldi. Bir önceki videomda da bahsettim. Bana birisi hediye olarak vermişti halıyı. Bu yüzden bedavaya geldi. Tabi şu da var mesela ilk geldiğimde kimse bana söylememişti Caner şurası çok daha ucuz diye, Caner burası buradan alışveriş yaparsan çok daha ucuzu halledersin diye. Bu yüzden ben aslında bazı şeylerde gerçekten fazla fiyatla ödedim. Bunu zamanla keşfedecektim ve şu an mesela çok daha kafamda hesap edebiliyorum neresi daha ucuz, neresi daha pahalı ya da nereden daha ucuza bir şeyler alabilirim gibi. Ee, soruları çok rahat bir şekilde cevaplayabiliyorum zamanla. Ee, bu yüzden aslında bu videolar da hatta ileride atacağım videolar da bununla ilgili olacak. Sırf. hani nereden alışveriş yapmalıyız gibi. Ee, bu yüzden takipte kalmanız da çok önemli aslında sizler için. Çamaşır kutusuyla devam edelim. Çamaşır kutum gerçekten çok büyük. Ee, ve ben bunu ikinci el aldım. Burada yurdumda birisi satıyordu. 10 Euro'ya bıraktı. Çok yeni görünüyor. Ee, sebebi de aslında e, gidiyor olması. Yani yurttan taşınıyor olması, hatta ülkesine dönüyor olması. Bu tarz fırsatları mutlaka değerlendirmeniz için gördüğünüzü mutlaka hani Telegram grubu olur, WhatsApp grubu olur. Oraya girin ve orada bildirimleri açın. Mutlaka çok güzel fırsatlar geliyor. Bunun da Amazon'dan aldığını söylemişti. Amazon'dan fiyatına baktığımda yaklaşık 40 Euro'ydu ve ben bunu 10 Euro'ya çözebildim. O yüzden de çok mutluyum aslında. Buraya geldikten iki hafta sonra sakallarım çok uzamıştı ee, ve sakallarımı kısaltmak için tıraş makinesi almıştım. Tıraş makinesini de Amazon'dan aldım. Ee, yaklaşık 20 euro vermiştim ve birkaç tane bot ayakkabı aldım. Ee, bunların fiyatını söylemeyeceğim çünkü kişiden kişiye göre çok değişebiliyor. Ancak videonun sonunda hani buraya gelirken en az ne kadarla gelmeniz gerektiği konusunda size yardımcı olacağım. Öte yandan yorgan e, olsun, yastık olsun, onun dışında şuraya yazmıştım hemen notlarımdan bakacağım. E, tava, kaşık, çatal, yemek tahtası, deterjan, yumuş, şampuan, duş reli, e, havlu, şemsiye, şapka, mont vesaire gibi şeyler de aldım tabii. Bunların fiyatları da kişiden kişiye göre çok değişir. Kişinin seçeceği markaya göre, alacağı yere göre Aşırı şekilde değişeceği için bunlara da değinmeyeceğim fiyatlarına. Evet arkadaşlar şurada yaklaşık 4-4,5 euro var. Bu şişeleri sizce neden topladım? Bu şişeleri 25 centten satabiliyorum. Bir tane makine var birçok marketin önünde. Şişeleri koyuyorsunuz ve daha sonra size fiş veriyor. Bu şişeler sayesinde de orada alışveriş yapabiliyorsunuz aldığınız fişle. Bu yüzden mesela buraya geldikten sonra özellikle plastik şişeyle su içiyorsanız e, mutlaka şişeyi kenara koyun. Daha sonra onları topladıktan sonra markete gidip e, makineye verirseniz size çok güzel paralar veriyor. Bu paraları da güzel bir şekilde değerlendirip ihtiyaçlarınızı alabiliyorsunuz. Şimdi bunun dışında bir de gıda ihtiyaçlarına değinmek istiyorum. Bu gıdaya ne kadar harcama gidiyor? Size birkaç tane örnek vermek istiyorum. Yani e, fiyatlar gerçekten marketten markete vesaire çok değişiyor. Mesela buranın da bimi, mikrosu gibi e, kalitesi çok farklı olan marketleri var. Ama ben genel hatlarıyla tecrübelerime değineceğim. İlk başta buraya geldiğimde HIT diye bir tane marketten alışveriş yapıyordum. Çünkü HIT bana çok yakındı. Ancak e, çok daha kaliteli bir şekilde Ürün sattıkları için fiyatları çok daha yüksekti. Mesela size şöyle bir örnek vereyim. Ee, bir tavuk eti alıyordum. Ee, yani tavuk göğsü 10 euroya geliyordu kilosu vesaire. Ancak daha sonrasında farklı bir market buldum merkezde. Ve bu market aslında e, Türk marketiydi. E, aynı zamanda yanında Suriye marketi de var. Mesela buralarda tavuk eti gerçekten çok daha ucuz. Yani size şöyle bir örnek vereyim. E, Geçen de gidip aldım 2 e, gün önce. 1 e, kilo göğüse 6 euro verdim. 10 euro ile 6 euro arasında 4 euro var. Ve buna da e, neredeyse 700-800 gram tavuk eti de alabiliyorsunuz ek olarak. Etle devam edeyim. Et benim gördüğüm kadarıyla tavuk etinden çoğu zaman daha ucuz. Yani benim burada yaşadığım e, yerdeki marketlere dayanarak söylüyorum bunu. Mesela e, şöyle bir örnek vermek istiyorum. Burada bir Aldi'ye gitmiştim. Aldi'den e, tavuk eti alacaktım. Tavuk eti yaklaşık... E, 7-8 euro vesaireydi göğüs olarak. E, gittim e, kuşbaşı aldım et olarak. E, mesela ona 5 euro vermiştim. Böyle zamanlar da oldu. Tabi bazen e, tarihine göre, son kullanma tarihine göre ya da e, farklı farklı e, etkinliklere göre indirimler de yapabiliyorlar. Onun dışında daha böyle temel şeylerden bahsedeyim. E, 10 tane yumurta aldım geçen de. Mesela 3 Euro verdim 10 yumurtaya. Ancak bu yumurtalar doğal yumurtaydı. Burada zeytinyağı fiyatları yaklaşık 5 ile 10 euro arasında değişiyor. Daha ucuz bir yer bulursam mutlaka söyleyeceğim size. Peynirle devam etmek istiyorum. Çok özel e, değişik peynirler var. Bu yüzden fiyat bandı çok değişiyor. Ancak ben genellikle 3 ile 5 euro arasında e, peynir alıyorum. Gramajı da yaklaşık 500 gramla 1 kilo arasında oynuyor. Onun dışında sudan bahsetmek istiyorum. Su e, çok ucuza da su var çok pahalıya da su var. Yani çok pahalıya dedim yaklaşık 6,5 euro verdiğiniz 9 litresine 6,5 euro verdiğiniz sular da var. 9 litresine 1.77 euro verdiğiniz sular da var. Bu yüzden çok değişiyor fiyatlar yine sizin alacağınız suyun kalitesine göre. Gıda olarak başka pirinç geldi aklıma. E, Geçen de pirinç aldım. Yaklaşık 3 euro ödedim 1 kilosuna basmati pirincin. Burada pirinç bandı da yine 3 ile 5 arası değişiyor. Alacağınız markete göre, e, gideceğiniz yere göre. Gıda olarak başka e, domates, muz vesaire bunlardan da bahsetmek istiyorum. Ben genelde muzu 1.20 euro'ya alıyorum. Yani 1 euro 20 cent gibi bir fiyata alıyorum 1 e, kilosunu. Onun dışında domatesi de aynı şekilde o bantlarda alıyorum. Genel olarak sebzeleri vesaire meyvelerin de geldiği birçok yer var. Geldiği yere göre fiyatlar da değişiyor. Mesela bazı meyveler çok daha olgunsa, çok daha kaliteliyse fiyatları ona göre yükselebiliyor vesaire. Ancak ben genelde 1 ile 1,5 euro arasında kilo bazında meyve ve sebze alıyorum. Onu da söylemiş olayım. Videoyu bitirmeden önce şu anda değinmek istiyorum. Dediğim gibi burada çok komik şeyler pahalı olabiliyor. Mesela size şöyle bir örnek vereyim. O bahsettiğim hit marketinde süzgeç alacaktım. Mesela o süzgeçin fiyatı 9 Euro'ydu bu markette. Ancak ben Türkiye'den yeni gelecek bir arkadaşım var onu söyledim. Gelirken süzgeç alır mısın O da bana biraz güldü böyle. Hani süzgeç ne alaka vesaire diye. Ben de anlattım durumu. O da tabii tabii alırım dedi vesaire. Yani bu tarz şeyleri Türkiye'den de getirebilirsiniz. Türkiye'den getirebileceğiniz kadar şey getirin. Yani ne kadar fazla şey getirebilirseniz o kadar karı geçersiniz burada. Ona da değinmek istedim. Ayrıca mutlaka burada o tarz basit şeyler için Çin marketleri ya da ya da merkezde bulunan züccaciyecileri vesaire ziyaret edin. Eğer öyle yaparsanız alacağınız şeyleri çok daha ucuz alabilirsiniz. Mesela buradaki Hit Market'te bir tane bıçak atıyorum. 7-8 euro iken ancak ben orada züccaciye'den gidip 2 euro'ya çok güzel bir bıçak aldım. Ya da diğer bir önerim de ikinci el fırsatları olan ürünleri hani sandalye yatak gibi değil de daha çok başka şeyleri. Mesela lamba olur ya da çamaşır kutusu olur vesaire. Bunları mutlaka ikinci el almanızı öneririm. O zaman çok daha fazla e, parayı biriktirmiş oluyorsunuz ve kara geçmiş oluyorsunuz. Mesela şöyle düşünürseniz ya ne olacak ki 10 euro fazla verim, 20 euro fazla verim. Tüm eşyalar için böyle yaparsanız 10-20 eurolar birikip çok daha fazla para edip bu sefer sizi çok fazla zarara sokabilir ya da sıkıntıya uğratabilir. Videoyu bitirmeden önce şuna da değinmek istiyorum. Kiranıza göre tabii çok değişir. Mesela ben burada kirayı ne kadar veriyorum? 230 euro veriyorum ve 230 euro. Aslında bu çevredeki verilen en düşük kiralardan birisi her şey içinde olmasına rağmen 230 euro çok ucuz kalıyor diğer yerlere göre. Mesela bir tane arkadaşım vardı. Dün birisiyle tanışmıştım. Tanıştığım kişi de bana şey demişti. Ben 560 euro veriyorum. Bu yüzden bu ay boyunca hani evime çok az bir şey alabileceğim. Dışarı bile çıkmıyorum demişti. Yani gerçekten çok sıkıntılı bir durum. Ev ararken de mutlaka kira ne kadar düşük olursa o tarz yerleri aramanızı öneririm. Çünkü kira düşük olunca avantajınız çok daha fazla oluyor. Ben 230 verirken o arkadaşım 500 veriyorsa aradaki 270'lik farkla ben bir sürü ihtiyacımı karşılayabiliyorum burada. Toparlarsak buraya gelmeden önce eğer yaklaşık kiranız 200-300 bandındaysa en az yanınıza 1000 euro almanızı tavsiye ederim. Tabi ne kadar fazla alırsanız... Yani 1500 olursa çok daha garantide olur. Ama ancak en az 1000 euro ile gelmenizi tavsiye ederim. Bugünkü video bu kadardı. Umarım faydalı bir video olmuştur. Daha fazla Almanya hakkında içerik için takipte kalmayı unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.